Kaşif'in günlüğünden herkese selamlar. Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa'nın Mimar Sinan'a yaptırdığı Rüstem Paşa Camii'ndeyiz. Yani Eminönü'ndeyiz değerli arkadaşlar. Mikrofonda bir sorun yaşadığım için caminin içinden yapıyorum sunumları, biraz daha ortalık sessiz olsun diye. Şimdi Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman ve sadrazamı aynı zamanda damadı Rüstem Paşa. Bu üçünün bir araya gelmesinden zaten kötü bir şey çıkmaz. Hani kötü bir cami bekleyemezdiniz ama ben bu kadar da böyle şirin güzel bir cami de beklemiyordum açıkçası. Geçtiğimiz aylarda restorasyonu da bittikten sonra bayağı güzel olmuş. Bayağı iyi restore edilmiş cami. Özellikle çinileriyle meşhur. Gerçekten çok güzel görüntüler izleyeceksiniz. Muhteşem bir cami. Özellikle sanat tarihi meraklıları bence bu videoyu kaçırmasınlar. Hadi şimdi bu caminin özellikle bu İznik çinilerine biraz yakından bakalım. Yani şöyle, caminin içerisindeki bu Çin'i işçiliğine hayran olmamak gerçekten mümkün değil. Şöyle bir iddiam var. Eğer bugün Sultanahmet Camisi'ne Blue Mosque denmeseydi, bu camiye sırf bu Çinliler yüzünden Blue Mosque denebilirdi. Ve gene söylediğim gibi caminin bence bir talihsizliği, Eminönü gibi çok büyük bir caminin, yani yeni cami gibi çok büyük bir caminin ve tanınmış, artık hani kart postallara falan girmiş, ön planda olan bir caminin çok yakınında olması onun birazcık, özellikle bu cami birazcık gölgelemiş gibi gözüküyor. Fakat buna rağmen gerçekten arkamda görüyorsunuz şu mavinin neredeyse her tonu var. Bu muhteşem 16. yüzyıl İznik çinilerini mutlaka gelip görmenizi tavsiye ederim. Şimdi bir de çok güzel bir kapı var. Hadi gelin bir de kapıya bakalım. Zannediyorum buna kündekari deniyor. Bunlar işte ahşap sanatının özellikle Anadolu Selçuklularından bize kalan esintiler. Hem gördüğünüz gibi sedef kalkma detayları var, hem de kündekari denilen pütürcü kullanmadan bu parçaları birbirlerine kitleyerek yapıyorlar diye biliyorum. Çok heybetli, muhteşem bir işçiliğe sahip. Arkadaşlar burası zaten Eminönü bir ticarethane merkezi olduğu için Rüstem Paşa yine burayı yaptırırken burası da bir çukurun içindeymiş aslında. Daha böyle bir fiziki olarak alçak bir yerdeymiş. Alt katlarını o yüzden dükkanlarla doldurmuş. Bu dükkanlardan elde edilen gelirlerle de işte burada fakire fukaraya yardım, caminin giderleri, caminin masrafları, bakımı gibi şeyler üstlenilmiş. O yüzden de gördüğünüz mekanların altı, Rüstem Paşa Camii'nin etrafı zaten Eminönü'nün de ruhuna uygun olarak gene dükkanlarla ve iş yerleriyle doldurulmuş. Hatta yine bir detay vermek de gerekirse şu karşıda görmüş olduğunuz mazgallar değerli arkadaşlar, aşağı alttaki yani caminin altında bulunan dükkanların havalandırılması. Mimar Sinan her şeyi düşündüğü gibi hemen buranın altında bulunan dükkanlarında havalandırmalarını ihmal etmemiş. Camiyi Mimar Sinan 1561 yılında yapıyor ama özellikle 1660 yılında çıkan o büyük İstanbul yangınında cami çok ciddi bir zarar görüyor, hasar oluyor değerli arkadaşlar. Bunun yanında bir de 1766 yılında büyük İstanbul depreminde de maalesef yukarı gördüğünüz kubbe yıkılıyor ve minaresi devriliyor caminin. Bunlar o dönemde tekrar onarılarak yeniden yapılıyor. Son olarak da gene 90'lı yıllarda ve geçtiğimiz aylarda gene bir restorasyondan geçti ve açıldı. Şunu belirteyim, şu günlerde yani 2021 yılı Ağustos-Temmuz ayının içerisinde
bu aylarda şu an yeni cami, yani Eminönü'nün en büyük camisi şu an tadilatta. Gördüğüm için biliyorum, tamamen brandalarla kapalı. Yani herhangi bir şey görmeniz çok mümkün değil. Hani içeride şu an ibadete açık, ibadet ediliyor ama maalesef herhangi bir o tarihi dokuyu görmek mümkün değil. Tamamen kapatılmış. Onun yerine benim size tavsiyem gene 1560 yılında yapılmış olan bir Mimar Sinan eseri olan bu Rüstempaşa Camii'ni, hazır bu dönemde Eminönü Camii de restorasyondayken, gelip mutlaka ziyaret edin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.